Lan değil beni alacaksın. Şeyimden tavan asacağını bilsem de senden korkan seni gibi olsun da. Ulan makamın için küfür edemiyorum. Ulan makamın için küfür edemiyorum ama Neyzen Tevfik sen ve senin gibi memuslar için bir dörtlük yazmış. Namuslu adam Neyzen Tevfik. Onu da bir gün anlatırım Neyzen babayı. Vakit olursa bugün anlatırım. Allah mısınız ulan siz? Nesiniz ulan? Pelikancısı, ağırcısı, Süleymancısı. Nedir ulan? Sarmışsınız Tayyip abinin çevresini. Dünya ile temasını kesmişsiniz. Atatürk'ün Dolmabahçe Sarayı'nda kendileri gibi. Aynı bir ülke anlatıyorsunuz. Ülke böyle büyüyor, ülke şöyle büyüyor. Lan insanlar intihar ediyor. Bakan değil misin? Ulan intihar edenlerle ilgilensene. Senin televizyon, sizin televizyon kanallarının anlattığı gibi siz onu seyredip onu görüyorsunuz. Ülke öyle değil kardeşim. Ulan pide alamadığı için insanlar intihar ediyor. Lan senin görevin değil mi bunları engellemek? Lan senin görevin gazeteciye, parti başkanına, ona buna. Eşkıya mısın lan sen? Beni alacakmış. Gençler diyorlar ya çoktan. Ulan beni mi korkutacak? Mahzuni Şerif ne diyor? Yiğit diyor muhtaç olmuş kuru soğanı. Ulan millet kuru soğana muhtaç olmuş. Şanslı zengin kesim keyifte geri kalan. Mahzuni Şerif devamında da şey diyor. Pir sultanlar gibi diyor. Dar ağacını boylasam mı boylamasam mı? Yani diyor bu haksızlıklara konuşsam mı konuşmasam mı? Sonra diyor ki ne edem ben? O kararını vermemiş. Ben verdim. Dar ağacı bana şeref. Hadi bakalım. Silivri'de intihar eden o emniyet müdürünü anlatsana. He, o Gazi Osman Paşalı adamı bıraktırmak için telefon açtın ya. Pardon, senden önce koruma daire başkanı Ekrem Güler aradı. 2 sene önce intihar etti. Hakan Çalışkan. Ya bir adam niye intihar eder? Kumara düşmüştür, borç batağı, devlet memuru, haciz gelecek maaşa, rezil olacağım, intihar. Bunları çok duyduk. Bir aşk üçgenine düşer, çıkamaz işin içinden. Duyduk. Ya gencecik adam. Terör organize gibi sorumlu bir yerde değil ki orası. Silivri ya. En keyifli yer. Niye intihar eder bu adam? Sebep yok. Ben anlatayım sebebini. Kardeşlerim. Vallahi gayretullah'a savaş açtılar. İnanın kardeşlerim. Bir tripota, bir kameraya yenileceksiniz. Bunun Gazi Osman Paşa'dan tanıdığı zengin, varlıklı, kelle gözaltı yapıyor. Namuslu adam da Silivri müdürü. Koruma, bunu arıyorlar hemen. Polis aldı. Koruma daire arıyor. Herhalde Mustafa Bey'le arası da iyi o. Eski İl Emniyet Müdürü'yle. Mustafa Bey hayır diyor. İl Emniyet Müdürü. Sonra Süleyman Bey kendi arıyor. İlçe müdürünü. Artık koruma müdürünün telefonundan mı arıyor? Ekrem Güler koruma müdürü Süleyman Bey'in değil. Koruma daire başkanı. Yani Türkiye'de korunan insanların bağlı olduğu polislerin daire başkanı. Koruma daire başkanlığı diye geçiyor. Sonra Süleyman Bey konuşuyor. Artık kendi koruma müdürünün telefonundan mı? Kimden konuşuyorsa. Bırak diyor, bırakıyor tabii. Kayıt da yapmamış çünkü. Oradan alındığında hemen Süleyman'a ulaşıyorlar. Sisli Süleyman'a. Nefis Süleyman'a. Cici Süleyman'a. Bana pis diyorsun ya. Yani ben Türkiye'ye dönecektim. Ulan biz bu kadar mücadeleyi niye yaptık? Kızlarımız için değil mi lan? Onlar okula gitmiyor mu? Pisliğin kızı demeyecekler mi onu? Sensin ulan pis. Sen, Mehmet Ağar, pelikancılar, siz eblehesiniz. Eblehenin orduları gibi mağrursunuz, biliyorsunuz. Hiçbir şey olmaz diye değil mi? Eblehe de öyleydi. Fillerle gelmiş. Kabe'nin oradaki halk daha önce hiç fil görmemiş. Herkes kaçmış. Kabe'yi bırakmışlar Allah'ın evini. Yer, gök, köy, her taraf asker. Eblehe mağrur. Allah bu inanç. İnanırsın inanmazsın. Biz inanıyoruz. Ebabil kuşları. Ağızlarında ateş taşlarıyla getirmişler. Ve o orduyu orada helak etmişler. O binlerce sene önceydi. Ben çocukluğumdan beri bir şey anlatırken hep bilinçli arka tarafta da onu başka şeylerle imgelendiririm. Sonra bunu büyüdüğünde de devam ettirdim. Çünkü beynimin hızlı çalışmasını sağladığını fark ettim. Ben o gün bir tripoda bir kameraya yenileceksiniz derken bu olayı kastettim. Siz eblehesiniz, derinciler, pelikancılar, süslüsülü, temizsülü sen.
Bugünün ebabil kuşları da işte bu telefonlar. Ağızlarında taşıdıkları o ateş taşları da attıkları tweetler, yazdıkları mesajlar. Onlarla yanacaksınız. Vallahi yenileceksiniz. Billahi yenileceksiniz. Adam FETÖ'cü. Parası var. Parası olan FETÖ'cülükten yırtıyor. Para olmayan cezaevinde. Bu nasıl bir adalet? Ulan fakir zengin hepsini atacaksın cezaevine. Ama gerçek FETÖ'cüyü atacaksın. Bu çok zengin FETÖ'cü olarak bilinen insanlar var mesela. Onların üzerlerindeki tapular, akrabalarının üzerlerindeki tapular, tapu dairelerine bir yazı yazılsın ya. Ulan bu... Sayın savcıya, sayın savcılarımız yorulmasın. İki satır nasıl yazılacağını, o isimleri çıkaracağını herkesin bildiği isimler. Devlete irat edilenler ayrı. Gerçi onları da daha ucuza satıyorlar. Devlete irat edilenler ayrı. Mesela adam herkes biliyor FETÖ'cü. Ama milyarder. Bakın. Tapularının yarısı nerelere gitmiş? Yarısından çoğu. Adam diyor FETÖ'den alırsam hepsi gidecek devlete. Yarısını istiyorlar bizim derinciler. Vallahi gayretullah'a dokunur. Ya Allah var da Allah. Ulan onu korkut, onu korkut, onu korkut. Ulan ben de mi lan? Beni mi korkutuyorsun? Ulan kimsin sen? Kimsin lan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyülük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine girersin. Amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz, Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork, kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini donduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Muhalefet partisi de senin yakınlarının, sizlerin yakınlarının şeylerini herhalde bir müstehcen bir şey yakalamış. Ya bu nasıl bir namussuzluk ya? Ulan milletin gözünün önünde tehdit ediyorsun. Yakınlarınızın şeylerini de biliyorsun. Rezillik ulan bu. Ulan bir an dediğiniz gibi suç örgütü lideri olayım. Ulan namus sahibi suç örgütü lideri bile bunu yapmaz mı? Ulan rezil ettiniz devleti mi? Askeri arkanı almak için diyorsun ki devletin orgeneraline onun söylediğinden davamı açacağım. La ben orgenerale ne dedim? Lan biz onbaşının karşısında bile ayağa kalkıyoruz, hürmet ediyoruz, saygı gösteriyoruz dedim. Askeri arkasını alacak ki askeriyeni ben sevilmeyen mi dedim Arif Paşa'ya? Bu yapılan devlet geleneğinde yok dedi. Bunu savcı açıklar dedi. Kötü mü dedi? Devletin hiyerarşisi belli, geleneği belli, işleme sistemi belli. Temsili, terdevisli. Bak bu pislik var ya, bu pisliği bir rezil etsene. Allah'ını seviyorsan. Böyle yiğit tavırları var ya, böyle kol kanat geziyor. Yalan makinesini getir. Televizyondan tüm halk izlesin. Benim dediğim, sorduğum şeyleri yalan makinesine söyle. Ben DYP başkanlığını oynarken yanımda Sedat Peker'in arkadaşları ve akrabaları yoktu de. Bir. İki, Berat Bey'i Sedat Peker'e ben düşman etmedim de. Sedat beni düşman etti. O yapmıyor dedi ya. Ben İstanbul'a karışamıyorum dedi. Üç, cenazede Sedat Peker'in akrabası Reşat Hacı Fazlıoğlu'na böyle demedim de. Dört, Sedat Peker'e koruma vermedim de. Korumasını ve ondan sonraki sene de vermedim de. De da, niye demiyorsun? Ya şu pis, pis da ben pis da. Beni bir rezil etsene ya. Ben de böyle, eli de böyle bu. Bir elimi keseceğim. Hadi. Çolak böyle gezeceğim. Ya beni rezil etmek istemiyor musun? Ben yalancıyım da. Kindar bir adamsın. Haydarbaş Hoca'ya bir kinim vardı. Anlayamadım. Adam namuslu adamdı. Namuslu adamdı. Kinin nereden kimse anlayamadı. Adamın cenazesine bile kimseyi sokmadın. Cenazeleri hastalık sebebiyle sokulmuyor. Yaprak 50 bin kişilik mitingler yaptınız 100 tane. Haydar Hoca'nın cenazesi de tedbir alınıp sokulmaz mı? Yenileceksiniz. Bak bir şey daha söyleyeyim. Ablanın kocası Abdullah Bey'i benim yanıma yollamadı mı? Belki senin haberin yoktur. Ben öyle biliyorum. Bunda parmak diyet vermem. Çünkü söz namus kesmek lazım. O işe girmem. Bu diyet yok. Kardeşlerim, dinleyen kardeşlerim. Oğlu şarkıcı olacak. Polat Yağcı, telefon açtım. Enişten ablanın kocasını tanıştırdım. Bu çocuğun tüm şeylerini tüm kanallarda yayınlattırdım dedim. Yayınlattırdım.
E o zaman neydi? Her şeyi yaparken neydi? Ne oldu kardeşim? Ne oldu ya? Onu da anlatacağım. Artık herkes her şeyi bilsin. Herkes her şeyi bilecek.